Gönlünüzü ferah tutun. Ne zaman isterseniz buraya gelebilirsiniz Numan Efendi. Siz onun böyle olduğuna bakmayın. Halime kızımız bir iki güne kalmaz ayaklanır. Ümmül Hayr Hanım, size çok müteşekkirim. Halime kızımızın babası Numan Efendi. Öyle mi? Şerefiye buldum efendim. Ben de misafirimizin durumunu sormak, hem de güzel kardeşimizi ziyaret etmek için gelmiştim. Merak etme, misafirimizin bir kuş sütü eksik. Onu bizzat kendi odamda ağırlıyorum. Daha ne yapabilirim? Benim güzel ve hırçın Leyla'm, seni bir kez olsun mütebessim görebilmek için ben ne yapabilirim? Mesela dayımın akıbetini söyleyebilirsiniz Emir Hazretleri. Eğer biraz vaktiniz olursa sizinle sohbet etme şerefine nail olmak isterim. Sizin kızınızı görmek için Halep'i böyle arşınlamanıza benim gönlüm razı değil. Size sarayda bir oda mı tahsis etsem? Hem Halime kızınızla nekat dönemini atlatana kadar her daim babasını yanı başında bulabilse. Zahmet buyurmayın Emir Hazretleri. Ne zahmeti? Estağfurullah.
benim şehzadem. Dergâhtan saraya gittiğinizi söylediler. Sizi çok merak ettim. Biz iyiyiz. Merak etmeyin. Siz nasılsınız? Halime'nin durumu nasıl? Şuur hala yerinde değil. Şehzadem, sarayın içinde dönen dolapların Halime'nin bedenindeki yaradan daha tehlikeli olduğunu siz benden daha iyi bilmez misiniz? Onu nasıl böyle bir ateş çemberinin içine attınız? Haklısın Ertuğrul. Fakat Halime'nin durumu çok vahimdi. Hem az evvel Ali Aziz'le konuştum. Halime'nin şifa bulması için son derece ihtimam gösteriyorlar. Sanırım bir süre orada kalması en doğrusu. El Aziz kötü niyetlerin elinde bir oyuncaktan başka hiçbir şey değil. Kendinizi de Halime'yi de bir meçhule atıyor olabilirsiniz. Hem gerçek kimliğinizi öğrendiklerinde neler yapabileceklerini düşünmek bile istemem. O saray tehlikeli bir yılan yuvası. Halime'yi de kendinizi de oradan çıkarmanız gerek. Bana inanın. Sana inanıyorum Ertuğrul. Yarın bir şekilde El Aziz'i atlatıp bu işi halledeceğim. Peki ya siz? Siz ne yapacaksınız? Siz tasalanmayın şehzadem. Gördüğümlerin hepsi en yakın zamanda çözülecektir. Elazığ'ın kafasını kurcalayan biri var. Elazığ kardeşi Leyla'nın odasında kalıyor. Adı Halime. Nereden geldiğini, kim olduğunu bilmiyorum. Ama Elazığ'ın sırf o kızı görmek için Leyla'nın odasına gittiğinden eminim. Emin misin Eftelya? Gözlerimle gördüm diyorum sana. Kızın babasıyla Leyla'nın odasından birlikte çıktılar. Adama sarayda oda tahsis etmeyi teklif etti. Takibi ihmal etme. Nefesin her zamanki gibi Elaziz'in ensesinde olsun. Onun avucumuzun içinde olmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Her zamankinden daha çok. Hı-hı. Zamanı bir şey mi demek istiyorsun? Atabey'in mahkemesindeki yalancı şahitleri konuşamaz hale getirmemiz lazım. Sen bu gece Şahabettin'in eski muhafızını sarayda hallet. Gerisini biz çözeriz. Sen muhafızları hallolmuş bil. Benim şimdi gidip biraz açıklarda boğulmadan onu kurtarmam gerek. Beni mi arıyorsunuz? Bir durur musun? Yemekler Leyla Sultan'ın mıdır? Evet efendim. Bana ver, ben götürürüm. Siz nasıl isterseniz. Buyurun efendim. İlk hamle için aklınızdan geçen bir şey var mı Atabey'im? Tek bildiğim
bir an evvel aklanmam. Ve bunu Elaziz'in gözleri önünde yapmam gerektiği. Benim aklımdan bir fikir geçmekte Atabey. Mahkemede sizin aleyhinize şahitlik yapanlardan bahsetmiştiniz. Eğer onları ele geçirip kulaklarına o iftiraları kimlerin fısıldadığını söyletebilirsek. Hay aklında bin yaşa Ertuğrul. Bu oyunu biz bozacağız Kayı Odası'nın alpleri. İlk önce Atabey Şahabettin Tuğrul'u, ondan sonra da obamızın yeni yurdunu kurtaracağız. Senin elin Halep'in dört bir köşesine uzanır Aykutluk. Peki. Sarayın içine de uzanır mı ellerin? İçeri sızacak birkaç deli vardır beyim. Kastım o değildi Aykutluk. Bizi içeri sokabilir misin? Benden bütün Halep şehrini istesen daha kolay olurdu beyim. Zor. Çok zor. Zor. Ama imkansız değil. Öyle mi? Öyledir beyim. Öyledir. Geçmiş olsun Ümür Aydadı. Kimdir bu hasta kızcağız? Tanrı misafiri kızım. Kimlerdendir daha önce hiç görmedim. Tanrı'nın oğlu orada kanlar içindeydi. Başındaki dikenli taç onun için Roma İmparatoru'nun altın tacından daha kıymetliydi. Çarmıha gerilirken bile, o anda bile tüm inananların günahlarının affı için etini ve kanını feda ettiğini söylüyordu. Siz de o topraklara varıp Mesih'in aziz hatırası önünde diz çöktüğünüzde kafir Müslümanlar tarafından işgal edilen Kudüs'ümüzü tekrar kurtarmak için dua edeceksiniz. Biz de Aziz Mesih gibi kanımızı ve etimizi feda etme imkanına kavuşmak için burada Tanrı'ya yakarıyor olacağız. Kardinal Hazretleri Thomas, kutsal babamızın yanından gelip bizim bu ücra kalemizde tapınakçı kardeşlerini şereflendirdi. Peder Daniel'le tanışmanızı çok isterim Kardinal Hazretleri.
Onun coşkulu vaazları pek çok günahkarın Mesih'in yoluna girmesini sağladı. Sözün gücü her şeyden daha önemli. Kutsal kitabımızın da söylediği gibi önce yalnızca söz. Lütfen efendim. Beni mahcup ediyorsunuz. Siz varken tüm kelimeleri yutmak dışında başka bir şey yapamayız. İnanın. Kutsal hac yolculuğuna çıkan bu inanmış kardeşlerimiz için siz de birkaç kelime etmek istemez misiniz Kadirlen Hazretleri? Hepiniz bu kutlu yola çıktığınız için takdis edilmiş ruhlarsınız. Hoş geldin. Hiç gelmeyeceğini sanıyordum. Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Sevinmem mi hiç? Neden çağırdın peki? Sence niye çağırmış olabilirim? Umduğum bir şey var ama... sen bizi beğenmezsin tabii. Neticede bir Halep emiri değiliz. Sen nereden biliyorsun bunu? Şahabettin, yeğeninin yanına kimin girip kimin çıktığını takip ettirmez mi sandın? Şahabettin de biliyor muydu? Hayır. Neyi ne zaman kime söyleyeceğimi bilirim ben. Atabey'in yargılanmasında bunu görmüş olmalısın. Aferin. Akıllı adamları severim. En azından hızlı bir ölümü hak etmiş olurlar. İzin verin evladım, içerideki günahkar ruhlara Tanrı'nın kuzusu, İsa'nın merhametinden bir parça vermek isterim. Mesih'in yaraları iyileştiren o şifalı nefesi, bu acı çeken kalplere değsin isterim. Fakat üstadımızın kesin emri vardır. Dışarıdan kimse bu zindana giremez. Ben dışarıdan biri değilim ki evladım. Biz hepimiz aynı ışığın etrafında uçuşan pervaneler değil miyiz? O ışık şu karanlık zindana düşsün istemez misiniz? İzin verin evladım. Lütfen siz kalıp misafirlerimizle sohbete devam ediniz kardinal. Sevgili dostum Petruccio, bu hoş sohbetimizi bırakıp nereye gittiğinizi doğrusu çok merak ettim. Küçük bir işimiz var. Döndüğümde kaldığımız yerden devam ederiz.
Nereye gidiyoruz efendimiz? Zindana. Zindana gidiyoruz. Ey günahkar ve acılı evladım. Tanrımızın krallığından, göklerdeki babamızdan sana müjdeli haberler getirdim. Var git yoluna papaz. Tezgahını başka yere kur. Ben sizin pazarınıza gelmem. Tanrı'nın yolundan yürüyenlere yaklaşırsam pişman olmazsın evladım. Aferin be. Senin ne işin var burada? Şimdi konuşacak zaman değil Turgut. Acılar içerisindesin. Biliyorum. En kısa zamanda seni buradan çıkaracağız. Tanrı seni affetsin evladım. Hayrola? Böyle kukumav kuşu gibi ne düşünüp durursunuz? Beyimize belli etmek istemedik. Ama Halep'e sokulma işimiz, içimize işle demiyoruz da. Kayı'ya bu cezavalin gelmesi hayır alamet değil sanki. Alpler de bundan efkarlıdır. Bre gafiller. Hadi kendinizi bilmezsiniz. Beyimizi, Süleyman Şahımızı da bilmezsiniz. Ama alp demenin ne demek olduğunu da bilmezsiniz. Alp dediğin yılgınlığa düşer mi? Eğmeyin başınızı. Kaldırın yukarı. Hele hepiniz etrafımda toplanın bakalım. Hep bebeleri anlatacak değiliz ya hikayeleri. Bu kez de siz gibi koca koca adamlara nasipmiş. Alplerin piri, yiğitlerin serdarı Hazreti Ali'nin hikayesini anlatayım size. Zamanın evvelinde Hayber namıyla maruf bir kale varmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oturduğu Medine kentinin yakınında bir kaleymiş. Bu kalenin komutanları şer'e taraf kalpleri kararmış insanlarmış. Peygamberimize inanmayıp müminlere diş bilerlermiş. Hatta Hendek cenginde Müslümanlara karşı saf olup harbe girmek cüretini bile göstermişler. Vay kansızlar. Gel zaman, git zaman. Cenkler bitmiş. Ortalık yatışmış. Efendimiz Müslümanları arkalarından hançerleyen bu kara adamların diyarına akın etmek istemiş. Adı güzel, kendi güzel Muhammed'in kara sancağını kapan mücahitler dayanmışlar kentin kapısına. Lakin kale geçit vermez, sarp bir yermiş. Muhkem surları aşılmazmış. Bir daha denemişler, bir daha denemişler.
olmamış. Boynu bükük, sunak kuşu gibi kara sancağı dürüp Efendimiz'e iletilmiş. Efendimiz çaresizlikle boyunlarını eğmiş müminleri görünce bu sancak sahibine teslim edilmeli demiş. O zaman fetih mukadderdir. O sahibi ki cenkten geri durmaz, yaradandan umudunu kesmez demiş. Ve sancağın sahibinin huzuruna çağırmış. Kimi çağırmış Demir Usta? Elindeki kılıcı yaradanın ismiyle savuran alplerin piri Hazreti Ali. Ali huzura çıkmış. Efendimiz buyurmuş. Hayber'e git al ya Ali demiş. Atın ayağı tez. Ozanın dili çevik olur. Lafı uzatmayalım. Yürümüş Allah'ın aslını Hayber'in üstüne. Ne o muhkem surlardan ürkmüş, ne de Adem ejderhası gibi soluyan gavur askerlerinden. Dayanmış kalenin kapısına, yaradana sığınıp öyle bir omuz atmış ki o orduların yıkamadığı kale kapısı çürümüş bir kütük gibi ayağının ucuna düşmüş. Şehri almışlar. O kara sancağı da hisarda nazlı nazlı dalgalandırmışlar. Velhasıl kelam, Halep şehrinin kapısını bize açmayan da Allah, orduların yıkamadığı Hayber Kalesi'nin kapısını Ali'ye açan da Ali bu adamdır ki yenilince yerinmesin, kazanınca övünmesin. Zafer ile değil, sefer ile yükümlü olduğunu bilsin. Her zaman yaradana sığınıp gayretten geri durmasın. O zaman, o zaman alt namını taşıyana şehrinde, kalenin de, kalplerin de kapısı açılır. Bu böyle biline alpler. Bu böyle biline. Sizin şahit. Şu muhafız olan. Onu bir daha yalan söyleyemeyecek durumda bulmuş bizim deliler. Nasır. Tez davranıp diğer şahitlere onlardan önce ulaşmamız gerek. Hadi kalkın kayı obasının alpleri. Şu Yahudi tüccar. Onu ben her halükarda saklandığı delikte bulurum. Siz de bu eski meyhaneciyi halledersiniz Ertuğrul Bey. Hadi. Şu an Halep'te herkesin gözü sizin üzerinizde. Burada durmanız daha iyi olur. Hadi bismillah. Gecenin kör vaktinde. Efendi Nasır'dan sana haber getirdim. Ona daha önce de söyledim. Kapatılan meyhanemi açsanız kafiyedir. Beklediğim tek şey ekmek kapımı kapatmasının intikamını o Şehabettin denen eğlence düşmanından almış olmak. Göze aldığım tehlike karşılığında meyhanemi yeniden açmak istemek çok büyük bir ödül olmasa gerek, değil mi?
Efendi Nasır'ın sana haberi ödülün ile alakalı değil, ölümün ile alakalı. Dua edelim de Aykutluk zamanında yetişmiş olabilsin. Titus, sevgili dostumuzun ölmeden önce tüm mal varlığını tapınakçılara bağışlama kararı aldığından haberin var mıydı? Belki de çarmıhın günahını bu şekilde affettirmeyi düşünüyordur dostumuz. 1200 yıllık faizi de düşünürsek ödediği bedel gayet makul. Ne yaptın? Hallettin mi? Evet efendim. Fakat ben o meyhaneciyi halledip dışarı çıktıktan sonra o Türkmenler, Ertuğrul ve adamları içeri girdiler. Seni gördüler mi? Hayır efendim. Kimseye görünmeden buraya kadar koştum. Ve bir an önce size haber vermem gerektiğini düşündüm. Güzel. Şimdi güvenilir adamlardan bir takım oluştur. Şunun cesedini de alın, dükkanında bekleyin. Sonra gel tekrar beni bul. Ertuğrullar geldiğinde onlara güzel bir karşılama hazırlamış olalım. Ne dersiniz? Titus, hadi gidelim. Bu akşam yapacak daha zevkli işlerimiz var. Yapamadık. Yetişemedik. 3 ayda da ulaşamadık. Şimdi ne olacak? Bizim hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde bir hayır vardır. Onların kazandıklarını düşünmeleri daha iyi. Bırakalım bu fikir onlara rehavet versin. Sen saraya girişimizi ayarlayabilir misin Aykutluk? Ayarladım beyim. Lakin çok tehlikeli. Ha oradan saraya girmişsin, ha canavarın koynuna girmişsin. Kazasını belasını göze alıp bu yola çıkmalıyız. Başka kurtuluş yok. Hem herkes üzerine düşen vazifeyi yaparsa bir sorun olmayacaktır. Bana güven. Yiğit.
Ne diyor dadı? Kimin adını sayıklıyor? Yol boyunca da hep aynı adı sayıkladı. Çok fazla bir şey anlaşılmıyor. Lakin birinden Yiğit'i kurtarmasını istiyor. Allah yardımcısı olsun. İnşallah kendi de sevdikleri de ferah çıkarlar. Kardeş, beyimizi yalnız koyduk. Vallahi o içime dokunur. Pusta ıssız da yalnız kosak o kadar huzursuzlanmazdım. Canına yandığım şehri. Her deliği ayrı bir ağlı dil. Beyimiz başının çaresine bakar Bamsi kardeş. Sen illa dertleneceksen, obamız göçe başlamıştır. Onlara yurt diye nereyi göstereceğiz ona dertlen. Turgut kardeşimiz keferenin elindedir. Ona dertlen. Ay kıza bunu nasıl deriz? Ona dertlen. Vay başıma gelen. Vallahi ben diyemem. Ay kız bacımın üzüntüsüne dayanamam. İşler yoluna girecek Bamsı kardeş. Allah büyüktür. Doğru söylersin Doğan kardeş. Ay kız bacım metanetlidir hem. O öyle ahvah edip dövünecek biri değildir. Şu işin hakkından bir gelelim hele. Sonrasını düşünürüz. Geçirin şunları üstünüze yiğitler. Gidiyoruz. Uyan bacım, uyan. Turgut. Tamam geçti, geçti. Rüyaydı sadece. Gökçe. Gökçe. Turgut'um iyi değil. Biliyorum. Şu andan biliyorum. Turgut'un başında bir bela var Gökçe. Turgut iyi değil. Gece gibi sessiz olacağız. Çıt çıkarma. Yavaş yavaş.